Merhaba arkadaşlar. Dersimize fonksiyonel grupların bir bölümü olan karboksilik asitlerle devam ediyoruz. Molekülün karboksilik asit olabilmesi için karbonil grubuna, şurası karbonil grubuydu arkadaşlar, karbonil grubuna OH grubunun bağlanmasıyla elde edilen yapı. Eğer organik bileşikte bu yapı varsa bu bileşiğe karboksilik asit diyoruz. Genel formülü açısından CnH2nO2 şekliyle ifade ediyoruz. Satır yazılışı açısından da RCOOH şekliyle karboksilik asitleri tarif edebiliriz. Tabii ki karboksilik asitlerde arkadaşlar karbona bağlı olan bu R yerine, yani alkil yerine, hidrojen atomu da gelebilir. Hidrojen atomu geldiği zaman karboksilik asitlerinin ilk üyesi olan formik asiti, yani karınca asiti olarak da tarif edilir, HCOOH'ı elde etmiş oluruz. Karboksilik asitleri kendi içerisinde çeşitli şekillerde gruplamamız mümkün. Genel olarak iki şekilde gruplandırıyoruz. Bunlardan birincisi ana zincire göre veya diğer slaytta da görüldüğü gibi moleküldeki karboksil sayısına göre. Ana zincire göre gruplandırdığımız zaman arkadaşlar 3 durum karşımıza çıkar. Birincisi alifatik karboksilik asitler. Görüldüğü gibi karboksil grubuna bir R alkil grubu bağlanmış. Örnek olarak da metanoik asit ya da formik asit ve etanoik asit verilmiş. Görüldüğü gibi R grubu düz zincirli bir yapı. Yine karboksil grubuna slaytta da görüldüğü gibi benzen bağlanarak arkadaşlar benzoik asit yapılabilir. Bunlara da aromatik karboksilik asitler denir. Genel olarak da aromatin AR'si ifade edilerek arkadaşlar, yani aren ya da aril gruplarını tarif etmek maksatlı AR gösterilerek AR COH şeklinde ifadesi mümkündür. Yine siklokarboksilik asitler, yani yapısında arkadaşlar halka içeren yapılardır. Slide'da da örnekte görüldüğü gibi siklopropan karboksilli asit ifade edilmiş. Moleküldeki karboksil sayısına göre de karboksil asitleri tarif edebiliriz. Karşımıza çıkan karboksilik asit, monokarboksilik asit veya polikarboksilik asit olabilir. Polikarboksilik asitlerde slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar birden fazla karboksil grubu, yani COH grubu. Monokarboksilik asitlerde de yapısında slaytta da görüldüğü gibi bir tane COH ya da karboksilik grup bulunur. Slayttaki örnekte propanoik asit verilmiş. Görüldüğü gibi bir tane COH, yani karboksil grubu var. Polikarboksilik asite örneğimizde etan diyor asit arkadaşlar, iki tane COH grubu bulunmakta. Şimdi dersimize karboksilik asitlerin isimlendirilmesi ya da adlandırılmasıyla devam ediyoruz. Öncelikli olarak Yupak kuralına göre adlandırma nasıl yapılıyor onu görelim. Evet, tabii ki öncelikli olarak arkadaşlar en uzun karbon zinciri, bu zaten organik kimyanın temelinde olan bir kural. En uzun karbon zinciri belirlenir. Tabii ki zincir başında karboksil olacağından dolayı karboksil grubunun içindeki karbon atomu doğal olarak arkadaşlar bir numaralı karbon atomu olacaktır. Evet, daha sonra zincirin arkadaşlar alkan adının sonuna karboksilik asit olduğunu ifade etmek için oik asit eki getirilir. Yine zincire bağlı atom ya da gruplar varsa yerleri belirtilir. Bu bizim diğer isimlendirmelerimizde de vardı. Eğer molekülde birden fazla karboksil grubu varsa asidin alkan adının sonuna dioik asit, trioik asit, di demek arkadaşlar 2 tane, trioik asit 3 tane karboksil grubu olduğunu ifade eden ifadeleri yerleştiriyoruz. Ekleri arkadaşlar getiriyoruz. Şimdi sırasıyla çeşitli örneklerimiz var. Onları okuyalım. Evet. Birinci örneğimiz arkadaşlar, görüldüğü gibi bir tane karbon olduğundan dolayı met. Karboksilik asit durum olduğundan dolayı arkadaşlar oik asit. Tek karbonun alkan ismi de metan olduğundan dolayı ismimiz metan oik asit. Evet. 3 karbonlu bir yapı. Tabii ki arkadaşlar burada numaralandırma yapmamız gerekiyor. Öncelikle numaralandıralım. Karboksil grubunun olduğu taraf 1 numaralı olacak. 1, 2, 3. En uzun zinciri bulduk. Yani bir prop durumu ya da propan oik asit durumu var. Hemen isimlendirmemizi bu şekilde yapalım. Evet, yine arkadaşlar C seçeneğindeki örnekle devam edelim. Yine karboksil grubunun 1 olarak yapıldığı bir numaralandırma. 3 numaralı karbonda klor ya da kloro durumu var. O zaman isimlendirmemiz de buna uygun olarak arkadaşlar şu şekilde olacak. 3 klor ya da 3 kloro da olur arkadaşlar. Bütan 4 karbondan dolayı. An görüldüğü gibi karbon atomları arasında tekli bağlar var. Bundan dolayı bütan, oik asit de karboksilik asit olduğundan dolayı. Dolayısıyla bileşimizin ismi 3 klor bütan oik asittir. Evet, bir başka örnek. Hemen karboksil tarafından başlayarak numaralandırmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbonlu bir yapı. 3. ve 4. karbonlarda metil grupları var. 2. karbonda da hidroksi grubu var. Bu durumda arkadaşlar ismimiz şu şekilde, evet, olacak. Evet, 2 hidroksi, 3, 4 dimetil 2 tane olduğundan dolayı arkadaşlar
5 tane karbon olduğundan dolayı pent, tek bağ tek bağ tek bağ olduğu için an, oik asit olmuş olması da arkadaşlar onun karboksilik asit olduğunu ifade ediyor. Evet, E seçeneğindeki örnekte de bir dikarboksilik asit durum var. Evet, numaralandırmayı yukarıdan veya aşağıdan yapabiliriz. Numaralandırmayı şu şekilde yapalım. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 karbonumuz var. 1. ve 5. karbonlarda karboksil durum var. Bu durumda 1, 5, penta, dioik asit. Buradaki di'nin anlamını az önce ifade etmiştik. 2 tane yapı, karboksilik yapı olduğunu ifade ediyor. Birden fazla fonksiyonel grup içeren bir başka örnek. Görüldüğü gibi bir karboksil grubu, bir OH grubu, bir de karbonil grubu var. Dolayısıyla numaralandırmamız arkadaşlar karboksil grubunun olduğu taraftan olacaktır. Önce numaralandırma yapalım şu şekilde. Şimdi de okuma yapalım. Bu arada 6 karbonlu bir organik bileşik. Evet. Evet. Okunmuş hali de şu şekilde olacak. 3 hidroksi, görüldüğü gibi arkadaşlar 3. karbonda hidroksi durum var. Buna oksi de diyebilirdik arkadaşlar. Oksi yapısı olarak da ifade edebilirdik. 5'te bir karbonil durum var. Bu yapıları arkadaşlar okuma yapılırken 5 okso, oksi değil arkadaşlar, okso ile isimlendirmesi yapılır. Hekzan 6 karbon olduğundan dolayı an ekinde arkadaşlar tekli bağ içermiş olduğundan dolayı da onu ifade etmiştik. Oik asit de bir karboksilik asit olduğundan dolayı arkadaşlar. Sonuç olarak okunmuş hali 3 hidroksi 5 okso hekzan oik asittir. Tabii ki karboksilik asitlerin özel isimlendirmesi de var. Özel isimlendirmesi yapılırken en uzun karbon zincirine bağlanan atom ya da grupların yerleri alfa, beta, gamma ve teta gibi harflerle belirtilir. Ve bu harfler arkadaşlar karboksil grubundaki karbon atomundan sonra verilir. Evet, slide'daki örneklerle devam edelim. Evet, karboksil grubundan sonra arkadaşlar alfa ve beta. Evet, numaralandırma yapılmış. Beta'da görüldüğü gibi klor var. Bu durumda arkadaşlar, evet, beta klor propionik asit diyoruz. Burada arkadaşlar özel isimlendirmede Yupak'ta kullandığımız propan oik asit, metan oik asit ya da işte 5 karbonlu olduğu zaman pentanoik asit gibi isimler yerine slide'de ifade edildiği gibi tek karbonlu olduğu zaman formik asit, 2 karbon asetik asit, 3 karbon propionik asit, propanoik asit değil, 4 karbon olduğu zaman butirik asit, 5 karbonlu valerik asit, 6 karbonlu da kaproik asittir. 6 karbona kadar bilmekte fayda var. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bu örneğimize tekrar dönecek olursak beta kloro propionik asit 3 karbon olduğundan dolayı. Evet, CO grubundan sonraki karbon olan arkadaşlar karbonumuz şurası ve ona alfa numaralandırmasını yaparak isimlendiriyoruz. Görüldüğü gibi beta arkadaşlar brom, alfabetik sırayı takip ettik burada. Alfa klor valerik asit. Çünkü 1, 2, 3, 4 ve 5 tane karbonumuz vardı. Evet, şimdi dersimize karboksilik asitlerin genel özellikleriyle devam edelim. Tabii ki karboksilik asitlerin kaynama noktası aynı molekül kütlesine sahip olan aldehit, keton, hidrokarbonlar gibi yapılara göre oldukça fazladır arkadaşlar. Slide'da da görüldüğü gibi bunun sebebi iki yerden hidrojen bağı yapabilmesi, aynı zamanda molekül ağırlıklarının da yüksek olmasıdır. Evet, karboksilik asitler arasında iki hidrojen bağının oluşması ve buna da bu arada dimerleşme denir. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir dimer durumu. Karboksilik asitler asitlerin karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları da London kuvvetleriyle açıklayabiliriz. Artar arkadaşlar, yükselir. Sulu çözeltileri zayıf elektrolittir. Yani güçlü elektrik akımını iletmezler. Lambalı bir devre kurulduğu zaman üzerindeki lamba oldukça sönük yanar. Ama elektrik akımı iletir. Homolog sıra oluştururlar. Bunları daha önce de ifade etmiştik. Homologluk tüm organik kimyada olan bir özellik. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Zaten bunun sebebini arkadaşlar asitlik açısından ifade ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Zayıf asitlerdir. Asidin kuvvetli ya da zayıf olmasının önemi yok. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Aynı sayıda karbon atomu içeren karboksilik asitler ve esterler birbirlerinin arkadaşlar fonksiyonel grup izomeridir. Burada karbon sayısı önemli. En küçük ester 2 karbonlu olduğundan dolayı formik asidin, yani arkadaşlar onun da formülünü şu şekilde gösterelim. HCOOH ile ifade ettiğimiz formik asidin arkadaşlar izomeri olan bir ester yoktur. Çünkü yapısında bir tane karbon atomu vardır. Kimyasal özellikleriyle dersimize devam edelim.
Karboksilik asitler zayıf asitlerdir ve iyonlaşma denklemini bilmemiz gerekmekte arkadaşlar. Görüldüğü gibi karboksil grubunun ucundaki buradaki hidrojen sulu çözeltisine geçmekte ve bu şekilde sulu çözeltiyi asitlendirmekte. Bu yazılışı şu şekilde de bilmekte fayda var arkadaşlar. RCO karbonil grubunu gösteriyorum. OH suya atıyorum. Hatta bu sefer suyu da yazalım. Evet, artı su arkadaşlar. Şuradaki hidrojen iyonu suya geçiyor. RCO O eksi artı arkadaşlar H3O artı. Tabii ki bunların hepsi arkadaşlar sulu fazla. Bu sıvı, bu da arkadaşlar aqua şeklinde gösterelim. Olay arkadaşlar güçlü bir iyonlaşma olmadığından dolayı olay belli bir süre sonra geri döner. Sulu çözeltisinde iyonlaşmayan moleküller de bulunur. Karboksilik asitlerin en önemli kimyasal özelliği arkadaşlar az önce de ifade ettiğimiz gibi asitli yapıya sahip olmasıdır. En kuvvetli karboksilli asidimiz formik asittir. Onun da iyonlaşma denklemi arkadaşlar şu şekilde ifade edilebilir. Evet, onu da şuraya yazalım. Evet, HCOH formik asidi suya attığımız zaman arkadaşlar evet HCOO eksi artı arkadaşlar asit kısmında şöyle yazıyorum. Hidrojen iyonu verirler. Bir kez daha ifade ediyorum. En kuvvetli asidimiz formik asit, karboksil asitler açısından onun da kuvvetliliği aslında çok yüksek değil. Karboksildeki CO grubunun yani karbonil grubunun elektron çekme özelliğinden dolayı negatif yük bir atom üzerinde değil de iki oksijen atom üzerinde eşit olarak dağılır ve karboksilat iyonları rezonansta kararlı duruma gelir. Arkadaşlar evet burada görüldüğü gibi bir karboksilik yapı var. Bu karboksilik yapıyı suya attığımız zaman şuradaki hidrojen iyonunun ayrıldığını az önce ifade etmiştik, hatta zayıf bir iyonlaşmaydı. Burada arkadaşlar oluşan bu karboksilat iyonundaki rezonans durumu sayesinde bu yapının sulu çözeltide kararlı bir şekilde kalması sağlanıyor. Rezonans aynı zamanda arkadaşlar ya da rezonansa ulaşma isteği aynı zamanda şuradaki arkadaşlar şu oksijen hidrojen arasındaki OH arasındaki bağın zayıflamasını sağlar ve bu şekilde oksijen atomundan daha kolay hidrojenin ayrılmasını ya da sulu çözeltiye H artı iyonunun geçmesi sağlanmış olur ve bu şekilde arkadaşlar asit özelliği ortaya çıkar. Şimdi slide'da arkadaşlar çeşitli karboksilik asitler var. Yapısında hetero durumda var tabii ki, klorlar da eklenmiş ve bunların asitlikleri karşılaştırılmış. Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. pKa değeri düştükçe, küçüldükçe arkadaşlar onun asidik özelliği artar. Şu anda görüldüğü gibi mesela kloroasetik asidin asitliği ile normal asetik asidin asitliği karşılaştırıldığı zaman işte kloroasetik asidin daha yüksek, daha güçlü bir asit olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar yapısındaki klor atomudur. Klor atomu karbon üzerindeki oksijenlerde bulunan elektronların daha çok merkeze doğru çekilmesini sağlar. Karbondan daha çok çeker ve elektronlar klora doğru çekilir sonuç itibariyle ve karbon atomunda kısmi bir yük oluşur. Bir sonraki slaytta daha detaylı var arkadaşlar. Pozitif yük elektronu çekmiş bulunur ve karboksilat iyonu kararlı hale gelir ve asitlik kuvveti bu sayede artmış olur. Yani arkadaşlar yapıdaki görüldüğü gibi klor iyonu yani indüktif etki uygulayacak atomumuz arttıkça şu uçta bulunan hidrojenin sulu çözeltiye verilmesi kolaylaşır ve bunun karşılığında da asitlikte artış olur. Daha çok klor atomu bağ elektronlarını daha çok çekeceğinden dolayı slide'deki örnekte daha net gözükmekte. Buradaki klorlar arkadaşlar bağ elektronlarını daha çok çekmek ki buna bu arada indüktif etki denir. Daha çok çekerek mesela şurada bulunan hidrojenin arasındaki elektronların, oksijen hidrojen arasında bulunan elektronların, bağ elektronlarının oksijen tarafına geçmesi sağlanır. Ve buradan arkadaşlar hidrojen ortama H artı olarak ayrılması sağlanmış olur. Bu durumda arkadaşlar bunun bir asitliği yani diklor asetat iyonunun bir asitliği. Yine karşısında bulunan triklor asetat iyonunda bir asitliği var. Görüldüğü gibi daha çok klor, daha çok çekim demek. Dolayısıyla buradaki hidrojenin arkadaşlar, tabii ki başlangıç itibariyle bu hidrojen diyelim, sulu çözeltiye geçtiği zaman arkadaşlar H artı olacak. Bu hidrojen iyonunun verilmesi kolaylaşacak ve asitlik artacak. Tabii ki arkadaşlar burada yeri gelmişken bu olayın benzende de karşımıza çıkan bir durum var. Halkaya bağlı NO2 grubunun girmesi durumunda örneğin benzoik asidin asitlik gücü artar. Şu şekilde arkadaşlar kısaca onu da ifade edelim. Bu benzoik asit yapısı. Benzoik asit yapısıyla arkadaşlar mesela şöyle
Şuraya bir NO2 bağlayalım. NO2 de arkadaşlar elektron çekici yapıya sahip. Dolayısıyla şu uçta bulunan, şu hidrojeni şöyle siliyorum, tekrar yazıyorum. Burada bulunan arkadaşlar hidrojenin sulu çözeltiye geçmesini kolaylaştırır. Asitik açısından arkadaşlar burada bulunan arkadaşlar nitrobenzoik asit daha güçlü asittir. Hatta yapıdaki benzen halkasına bağlı olan NO2 yapısı arttıkça asitlik kuvveti de artar. Şu şekilde onu da kısaca hemen gösterelim. Evet, şöyle CH grubu olsun. Evet, şurada bir NO2 yapısı. Onu şöyle yukarıya alalım. NO2 yapısı. Bir de arkadaşlar şuraya NO2 yapısı bağlayalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar NO2 sayısı arttıkça asitlik kuvveti de artar. Buradaki hidrojen iyonunun ortama geçmesi kolaylaşır. Asitlik açısından bu bundan büyük. Evet, bu yapıda benzoik asitten daha büyük. Merhaba arkadaşlar. Dersimize fonksiyonel grupların bir bölümü olan karboksilik asitlerle devam ediyoruz. Molekülün karboksilik asit olabilmesi için karbonil grubuna, şurası karbonil grubuydu arkadaşlar, karbonil grubuna OH grubunun bağlanmasıyla elde edilen yapı. Eğer organik bileşikte bu yapı varsa bu bileşiğe karboksilik asit diyoruz. Genel formülü açısından CnH2nO2 şekliyle ifade ediyoruz. Satır yazılışı açısından da RCOOH şekliyle karboksilik asitleri tarif edebiliriz. Tabii ki karboksilik asitlerde arkadaşlar karbona bağlı olan bu R yerine, yani alkil yerine hidrojen atomu da gelebilir. Hidrojen atomu geldiği zaman karboksilik asitlerin ilk üyesi olan formik asiti, yani karınca asiti olarak da tarif edilir, HCOOH'ı elde etmiş oluruz. Karboksilik asitleri kendi içerisinde çeşitli şekillerde gruplamamız mümkün. Genel olarak iki şekilde gruplandırıyoruz. Bunlardan birincisi ana zincire göre veya diğer slaytta da görüldüğü gibi moleküldeki karboksil sayısına göre. Ana zincire göre gruplandırdığımız zaman arkadaşlar 3 durum karşımıza çıkar. Birincisi alifatik karboksilik asitler. Görüldüğü gibi karboksil grubuna bir R alkil grubu bağlanmış. Örnek olarak da metanoik asit ya da formik asit ve etanoik asit verilmiş. Görüldüğü gibi R grubu düz zincirli bir yapı. Yine karboksil grubuna slaytta da görüldüğü gibi benzen bağlanarak arkadaşlar benzoik asit yapılabilir. Bunlara da aromatik karboksilik asitler denir. Genel olarak da aromatin AR'si ifade edilerek arkadaşlar, yani aren ya da aril gruplarını tarif etmek maksatlı AR gösterilerek AR COH şeklinde ifadesi mümkündür. Yine siklokarboksilik asitler, yani yapısında arkadaşlar halka içeren yapılardır. Slaytta da örnekte görüldüğü gibi siklopropan karboksilli asit ifade edilmiş. Moleküldeki karboksil sayısına göre de karboksil asitleri tarif edebiliriz. Karşımıza çıkan karboksilik asit, monokarboksilik asit veya polikarboksilik asit olabilir. Polikarboksilik asitlerde slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar birden fazla karboksil grubu, yani COH grubu. Monokarboksilik asitlerde de yapısında slaytta da görüldüğü gibi bir tane COH ya da karboksilik grup bulunur. Slayttaki örnekte propanoik asit verilmiş. Görüldüğü gibi bir tane COH, yani karboksil grubu var. Polikarboksilik asite örneğimizde etan dioik asit arkadaşlar, iki tane COH grubu bulunmakta. Şimdi dersimize karboksilik asitlerin isimlendirilmesi ya da adlandırılmasıyla devam ediyoruz. Öncelikli olarak Yupak kuralına göre adlandırma nasıl yapılıyor onu görelim. Evet, tabii ki öncelikli olarak arkadaşlar en uzun karbon zinciri, bu zaten organik kimyanın temelinde olan bir kural. En uzun karbon zinciri belirlenir. Tabii ki zincir başında karboksil olacağından dolayı karboksil grubunun içindeki karbon atomu doğal olarak arkadaşlar bir numaralı karbon atomu olacaktır. Evet, daha sonra zincirin arkadaşlar alkan adının sonuna karboksilik asit olduğunu ifade etmek için oik asit eki getirilir. Yine zincire bağlı atom ya da gruplar varsa yerleri belirtilir. Bu bizim diğer isimlendirmelerimizde de vardı. Eğer molekülde birden fazla karboksil grubu varsa asidin alkan adının sonuna dioik asit, trioik asit, di demek arkadaşlar 2 tane, trioik asit 3 tane karboksil grubu olduğunu ifade eden ifadeleri yerleştiriyoruz. Ekleri arkadaşlar getiriyoruz. Şimdi sırasıyla çeşitli örneklerimiz var. Onları okuyalım. Evet. Birinci örneğimiz arkadaşlar, görüldüğü gibi bir tane karbon olduğundan dolayı met. Karboksilik asit durum olduğundan dolayı arkadaşlar oik asit. Tek karbonun alkan ismi de metan olduğundan dolayı ismimiz metan oik asit.
Evet, 3 karbonlu bir yapı. Tabii ki arkadaşlar burada numaralandırma yapmamız gerekiyor. Öncelikle numaralandıralım. Karboksil grubunun olduğu taraf 1 numaralı olacak. 1, 2, 3 en uzun zinciri bulduk. Yani bir prop durumu ya da propan oik asit durumu var. Hemen isimlendirmemizi bu şekilde yapalım. Evet, yine arkadaşlar C seçeneğindeki örnekle devam edelim. Yine karboksil grubunun 1 olarak yapıldığı bir numaralandırma. 3 numaralı karbonda klor ya da kloro durumu var. O zaman isimlendirmemiz de buna uygun olarak arkadaşlar şu şekilde olacak. 3 klor ya da 3 kloro da olur arkadaşlar. Bütan 4 karbondan dolayı. An görüldüğü gibi karbon atomları arasında tekli bağlar var. Bundan dolayı bütan. Oik asit de karboksilik asit olduğundan dolayı. Dolayısıyla bileşimizin ismi 3 klor bütan oik asittir. Evet, bir başka örnek. Hemen karboksil tarafından başlayarak numaralandırmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbonlu bir yapı. 3. ve 4. karbonlarda metil grupları var. 2. karbonda da hidroksi grubu var. Bu durumda arkadaşlar ismimiz şu şekilde evet olacak. Evet, 2 hidroksi, 3, 4 dimetil 2 tane olduğundan dolayı arkadaşlar. 5 tane karbon olduğundan dolayı pent. Tek bağ tek bağ tek bağ olduğu için an oik asit olmuş olması da arkadaşlar onun karboksilik asit olduğunu ifade ediyor. Evet, E seçeneğindeki örnekte de bir dikarboksilik asit durum var. Evet, numaralandırmayı yukarıdan veya aşağıdan yapabiliriz. Numaralandırmayı şu şekilde yapalım. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 karbonumuz var. 1. ve 5. karbonlarda karboksi durumu var. Bu durumda 1, 5, penta, dioik asit. Buradaki di'nin anlamını az önce ifade etmiştik. 2 tane yapı, karboksilik yapı olduğunu ifade ediyor. Birden fazla fonksiyonel grup içeren bir başka örnek. Görüldüğü gibi bir karboksil grubu, bir OH grubu, bir de karbonil grubu var. Dolayısıyla numaralandırmamız arkadaşlar karboksil grubunun olduğu taraftan olacaktır. Önce numaralandırma yapalım şu şekilde. Şimdi de okumayı yapalım. Bu arada 6 karbonlu bir organik bileşik. Evet. Evet. Okunmuş hali de şu şekilde olacak. 3 hidroksi, görüldüğü gibi arkadaşlar 3. karbonda hidroksi durumu var. Buna oksi de diyebilirdik arkadaşlar. Oksi yapısı olarak da ifade edebilirdik. 5'te bir karbonil durumu var. Bu yapıları arkadaşlar okuma yapılırken 5 okso, oksi değil arkadaşlar, okso ile isimlendirmesi yapılır. Hekzan 6 karbon olduğundan dolayı an ekinde arkadaşlar tekli bağ içermiş olduğundan dolayı da onu ifade etmiştik. Oik asit de bir karboksilik asit olduğundan dolayı arkadaşlar. Sonuç olarak okunmuş hali 3 hidroksi 5 okso hekzan oik asittir. Tabii ki karboksilik asitlerin özel isimlendirmesi de var. Özel isimlendirmesi yapılırken en uzun karbon zincirine bağlanan atom ya da grupların yerleri alfa, beta, gamma ve teta gibi harflerle belirtilir. Ve bu harfler arkadaşlar karboksil grubundaki karbon atomundan sonra verilir. Evet, slide'daki örneklerle devam edelim. Evet, karboksil grubundan sonra arkadaşlar alfa ve beta. Evet, numaralandırma yapılmış. Beta'da görüldüğü gibi klor var. Bu durumda arkadaşlar, evet, beta klor bu propionik asit diyoruz. Burada arkadaşlar özel isimlendirmede Yupak'ta kullandığımız propan oik asit, metan oik asit ya da işte 5 karbonlu olduğu zaman pentanoik asit gibi isimler yerine slide'de ifade edildiği gibi tek karbonlu olduğu zaman formik asit, 2 karbon asetik asit, 3 karbon propionik asit, propanoik asit değil, 4 karbon olduğu zaman bütirik asit, 5 karbonlu valerik asit, 6 karbonlu da kaproik asittir. 6 karbona kadar bilmekte fayda var. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bu örneğimize tekrar dönecek olursak beta kloro propionik asit 3 karbon olduğundan dolayı. Evet, CH grubundan sonraki karbon olan arkadaşlar karbonumuz şurası ve ona alfa numaralandırmasını yaparak isimlendiriyoruz. Görüldüğü gibi beta arkadaşlar brom alfabetik sırayı takip ettik burada. Alfa klor valerik asit çünkü 1, 2, 3, 4 ve 5 tane karbonumuz vardı. Evet, şimdi dersimize karboksilik asitlerin genel özellikleriyle devam edelim. Tabii ki karboksilik asitlerin kaynama noktası aynı molekül kütlesine sahip olan aldehit, keton, hidrokarbonlar gibi yapılara göre oldukça fazladır arkadaşlar. Slide'da da görüldüğü gibi bunun sebebi iki yerden hidrojen bağı yapabilmesi, aynı zamanda molekül ağırlıklarının da yüksek olmasıdır. Evet, karboksilik asitler arasında iki hidrojen bağının oluşması ve buna da bu arada dimerleşme denir. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir dimer durumu. Karboksilik asitler
Asitlerin karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları da London kuvvetleriyle açıklayabiliriz. Artar arkadaşlar, yükselir. Sulu çözeltileri zayıf elektrolittir. Yani güçlü elektrik akımını iletmezler. Lambalı bir devre kurulduğu zaman üzerindeki lamba oldukça sönük yanar. Ama elektrik akımını iletir. Homolog sıra oluştururlar. Bunları daha önce de ifade etmiştik. Homologluk tüm organik kimyada olan bir özellik. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Zaten bunun sebebini arkadaşlar asitlik açısından ifade ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Zayıf asitlerdir. Asidin kuvvetli ya da zayıf olmasının önemi yok. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Aynı sayıda karbon atomu içeren karboksilik asitler ve esterler birbirlerinin arkadaşlar fonksiyonel grup izomeridir. Burada karbon sayısı önemli. En küçük ester 2 karbonlu olduğundan dolayı formik asidin, yani arkadaşlar onun da formülünü şu şekilde gösterelim. HCOOH ile ifade ettiğimiz formik asidin arkadaşlar izomeri olan bir ester yoktur. Çünkü yapısında bir tane karbon atomu vardır. Kimyasal özellikleriyle dersimize devam edelim. Karboksilik asitler zayıf asitlerdir ve iyonlaşma denklemini bilmemiz gerekmekte arkadaşlar. Görüldüğü gibi karboksil grubunun ucundaki buradaki hidrojen sulu çözeltisine geçmekte ve bu şekilde sulu çözeltiyi asitlendirmekte. Bu yazılışı şu şekilde de bilmekte fayda var arkadaşlar. RCO karbonil grubunu gösteriyorum. OH suya atıyorum. Hatta bu sefer suyu da yazalım. Evet, artı su arkadaşlar. Şuradaki hidrojen iyonu suya geçiyor. RCO O eksi artı arkadaşlar H3O artı. Tabii ki bunların hepsi arkadaşlar sulu, fazla, bu sıvı, bu da arkadaşlar aqua şeklinde gösterelim. Olay arkadaşlar güçlü bir iyonlaşma olmadığından dolayı olay belli bir süre sonra geri döner. Sulu çözeltisinde iyonlaşmayan moleküller de bulunur. Karboksilik asitlerin en önemli kimyasal özelliği arkadaşlar az önce de ifade ettiğimiz gibi asitli yapıya sahip.